Lernen Willkommen. Dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin konusu Konjugation der Verben, yani fiil çekimleri. Bugün birlikte fiil çekimlerini öğreneceğiz. Ardından da küçük bir alıştırma yaparak dersimizi noktalayacağız. Hazırsanız başlayalım. Fiil çekimlerine geçmeden önce Almanca'daki fiillerin genel özelliklerine bir bakalım. Almanca'daki fiilleri kabaca düzenli, düzensiz ve ayrılabilen fiiller olmak üzere üçe ayırabiliriz. Bu dersimizde sadece düzenli ve düzensiz fiillerden bahsedeceğiz. İlerleyen derslerde ayrılabilen fiillere de yer vereceğiz. Almanca'da fiillerin sonu en ya da ne şeklinde biter. Örneğin kaufen, gehen, kommen und so weiter. Asıl fiiller cümlede her zaman ikinci sırada yer alırlar. Ve aynı Türkçe'de olduğu gibi Almanca'da da fiiller her şahsa göre farklı bir çekim eki almakta. Türkçe'deki fiil çekimlerine kısaca bir göz atalım. Bildiğiniz üzere fiillerin çekimlenmemiş haline mastar hali diyoruz. Türkçe'de mastar ekimiz mak, mek ekleridir. Örneğin gelmek, gitmek, yapmak, etmek gibi. Türkçe'de bir fiili çekimlemek için fiilin mastar ekini atıyoruz ve fiilin köküne uygun zaman ve şahıs ekleri getiriyoruz. Örneğin mastar halde bulunan okumak fiilinin mak olan mastar ekini attığımız zaman geriye oku fiili kalıyor. Oku fiili okumak fiilinin köküdür. Oku kelimesine uygun zaman ve şahıs ek getiriyoruz. Örneğin okuyorum. Burada oku fiilin kökü yor şimdiki zaman takısı, ise şahıs takısıdır. Sen okuyorsun, biz okuyoruz şeklinde çekimliyoruz. Evet, sanırım Türkçedeki fiillerin mastar halleri ve fiil çekimleriyle yeteri kadar bilgi verdik. Şimdi Almanca'daki fiil çekimlerine bakalım. Önce düzenli fiillerden bahsedeceğiz. Görüldüğü gibi Türkçe'de bir fiili şahıslara göre çekimlemek istediğimizde her şahıs için fiil köküne ayrı ayrı ekler getirmekteyiz. Bu durum Almanca'da da böyledir. Türkçe'de mekmak olan mastar ekleri Almanca'daki en ve ne ekleridir. Mastar halinde bulunan bir fiilden en veya ne takısını kaldırdığımızda o fiilin kökünü elde etmiş oluyoruz. Ve bulduğumuz köke her bir şahıs için ayrı bir ek getiriyoruz ve böylece fiili çekimlemiş oluyoruz. Örneğe bakalım. Gelmek fiilinin Almancası kommen. Gelmek fiilinin kökünü bulmak için nasıl mekmak ekini atıyorsak kommen fiilinden de en takısını atıyoruz. Ardından Türkçe'de olduğu gibi Almanca'da da her bir şahsa ek getiriyoruz. Ich komme, ben geliyorum. Du kommst, sen geliyorsun. Er, sie, es kommt, o geliyor. Almanca'da neden 3 tane o olduğundan bir önceki dersimizde bahsetmiştik hatırlarsanız. Er erkekler için, sie kadınlar ve es cansızlar için o demekti. Wir kommen, biz geliyoruz. Ihr kommt, siz geliyorsunuz. Sie kommen, onlar geliyorlar. Yani buradan anladığım Almanca'daki çekim eklerimiz E, S, T, T, N, T ve N ekleridir. Şahıs değiştikçe eki de değiştiriyoruz unutmayalım. Yoksa ki ben geliyorsun gibi anlam bozukluklarına sebebiyet verebiliriz. Şimdi daha fazla örnek olması açısından birkaç fiil daha çekimleyelim. Hem yeni fiiller de öğrenmiş olalım böylece. Lernen, öğrenmek demek. Önce ne yapıyoruz? En yani mastar ekini atıyoruz fiil kökünü bulabilmek için. Len bizim fiil kökümüz. Bu köke her şahsa göre ekler getiriyoruz. Ich lerne, ben öğreniyorum. Du lernst, sen öğreniyorsun. Er, sie, es lernt, o öğreniyor. Wir lernen, biz öğreniyoruz. Ihr lernt, siz öğreniyorsunuz. Sie lernen, onlar öğreniyorlar şeklinde çekimliyoruz. Örnek cümlemize bakalım. Sie lernt Deutsch, o Almanca öğreniyor. Machen, yapmak demek. Ich mache, ben yapıyorum. Du machst, sen yapıyorsun. Er, sie, es macht, o yapıyor şeklinde gidiyor. Örneğimize bakalım. Sie macht ihr Hausaufgaben, o ev ödevini yapıyor dedik. Spielen, bu fiil İngilizce'deki play fiiliyle birebir aynı. Hem oynamak anlamına geliyor hem de enstrüman çalmak anlamında kullanıyoruz. Ich spiele, ben çalıyorum. Du spielst, sen çalıyorsun. Er, sie, es, o çalıyor. Wir spielen, biz çalıyoruz. Ihr spielt, siz çalıyorsunuz. Sie spielen, onlar çalıyorlar. Örneğimize bakalım. Ich spiele Geige, ben keman çalıyorum. Ve son örneğimiz kochen, yemek pişirmek demek. Ich koche, ben yemek pişiriyorum. Du kochst, sen yemek pişiriyorsun şeklinde gidiyor. Diğerleriyle aynı şekilde seyrediyor. Örneğimize bakalım. Ich koche Gemüsesuppe, sebze çorbası pişiriyorum demişiz.
Şimdi bazı istisnai durumlarımız mevcut. Bunlardan ilki, eğer ki fiilin kökünde s, 2s ya da esset, ki biliyorsunuz esset 2s demekti zaten, ya da z ile bitiyorsa, du yani sen şahsında gelen st ekindeki s ekini getirmiyoruz arkadaşlar. Çünkü zaten fiil kökünde bir s olduğu için tekrar s getirme gereği duymamışlar. Örneğimize bakalım. Heisen, adı olmak, adlandırılmak demek demiştik geçtiğimiz derslerimizde. Bakınız, en takısını attığımızda ne kalıyor? Heis. Burada s olduğu için sen şahsında kullandığımız st takısı yerine sadece t getiriyoruz. Bir diğer istisnamız, fiil kökümüz görmüş olduğunuz harfleri de bitiyorsa, sen, o ve siz şahıslarında gelecek çekim eklerinin önüne bir adet e kaynaştırma harfi getiriyoruz. Örneğin, arbeiten. Fiilin kökü ne burada? Arbeit. Sen, o ve siz şahıslarına e takısı almış gördüğünüz üzere. Hem telaffuz açısından da daha bir kolaylık sağlanıyor böylece. Düzenli fiillerin hepsi genellikle bu şekilde çekimleniyor. Geldik düzensiz fiillere. Aslına bakarsak düzensiz fiillerin çekiminde öyle dağlar kadar fark yok. Yani düzenli fiiller ile arasında. Sadece tek farkı çekim sırasında fiil kökünde e ya da a harfi var ise bunda ufak tefek değişiklikler yapıyoruz. Ve sizi rahatlatacak bir şey söyleyeyim. Bu kural sadece sen ve o şahsı için geçerli. Geriye kalan şahısların çekiminde herhangi bir farklılık yok. Düzenli fiildeki çekim ile aynı. Eğer fiil kökünde e harfi var ise bu i'ye ya da ie'ye dönüşüyor. Şimdi şunu sorabilirsiniz. Neye göre i ya da neye göre ie getireceğiz? Vallahi arkadaşlar bu kısım biraz ezber açıkçası. Ama merak etmeyin, bol bol pratik ve çalışmayla bu fiiller kolaylıkla akılda kalıyor. Şimdi örneklere bakalım. Geben vermek demek. Ich gebe, ben veriyorum. Du gibst, sen veriyorsun. Er sie es gibt, o veriyor. Wir geben, biz veriyoruz. Ihr gebt, siz veriyorsunuz. Sie geben, onlar veriyorlar şeklinde çekimliyoruz. Şimdi baktığımızda sen ve o şahsında kökte bulunan e harfi i'ye dönüştü. Geriye kalan her şey düzenli fiilde yaptığımızla aynı. Gelenekler vesaire. Diğer örneğimize bakalım. Lesen okumak demek. Ich lese, ben okuyorum. Du liest, sen okuyorsun. Er sie es liest, o okuyor. Wir lesen, biz okuyoruz. Ihr lest, siz okuyorsunuz. Sie lesen, onlar okuyorlar. İkinci ve üçüncü şahsa baktığımızda kökteki e'nin ie'ye dönüştüğünü görüyoruz. Gelelim, eğer fiilin kökünde a harfi yer alıyorsa bunu da aynı şekilde ikinci ve üçüncü şahısta umlaut a'ya dönüştürüyoruz. A'nın noktalı haline yani. Bu oldukça basit değil mi? Yani en azından ne getireceğimiz sabit. Örneğe bakalım. Fahren fiili araba sürmek ya da arabayla gitmek manalarına geliyor. Çekimlerine baktığımızda ikinci ve üçüncü şahıstaki a harfi noktalı a'ya dönüşmüş. Ich fahre, ben sürüyorum. Du fährst, sen sürüyorsun. Burada bir telaffuz hatırlatması yapalım. Hatırlarsanız eğer ne demiştik? A'nın üzerinde eğer iki nokta görüyorsanız bunu E şeklinde okuyacağız demiştik. Er sie es fährt, o sürüyor. Wir fahren, biz sürüyoruz. Ihr fahrt, siz sürüyorsunuz. Sie fahren, onlar sürüyorlar şeklinde çekimliyoruz. Şimdi özet yapacak olursak gelen eklerle bir farklılık yok. Aynısını getiriyoruz. Sadece fiil İkinci ve üçüncü şahısta kökünde bulunan A ve E harflerini değiştiriyor. Bu kadar. Şimdi diğer örneklere bakalım. Schlafen, uyumak demek. Kökü ne peki? Schlaf. İçerisinde A bulunduğu için noktalı A'ya dönüşüyor. Sadece ikinci ve üçüncü şahısı da unutmayalım. Örneğe bakalım. Das Mädchen und der Hund schlafen. Kız çocuğu ve köpek uyuyor. Çoğul kişi oldukları için onlar uyuyor şeklinde diyoruz. Onlar yani zi şahsına göre de çekim yapmışız. Ich schlafe, ben uyuyorum. Du schläfst, sen uyuyorsun. Er sie es schläft, o uyuyor. Wir schlafen, biz uyuyoruz. Ihr schlaft, siz uyuyorsunuz. Sie schlafen, onlar uyuyorlar şeklinde çekimliyoruz. Diğer örneğe bakalım. Sprechen, konuşmak demek. Kökündeki e, i'ye dönüşmüş durumda. Ich spreche, ben konuşuyorum. Du sprichst, sen konuşuyorsun. Er sie es spricht,
o konuşuyor şeklinde çekimliyoruz. Örnek cümlemize bakalım. Kütüphanedeyiz ve görevli hanım ablamız bizi uyarıyor. Ne diyor? Shh, du sprichst zu laut. Shh, çok yüksek konuşuyorsun şeklinde uyarıyor. Essen, yemek yemek demek ve kökü ne? Es. E harfi ikinci ve üçüncü şahısta i'ye dönüşüyor. Ich esse, ben yiyorum. Du isst, sen yiyorsun. E i'ye dönüşmüş. Bunu da gördük hemen. Fakat bir şey daha dikkatimizi çekmiş olmalı. Kökü iki es ile bittiği için st yerine sadece t'yi getirmişiz du şahsında. Er sie es ist, uyuyor. Wir essen, biz yiyoruz. Ihr esst, siz yiyorsunuz. Sie essen, onlar yiyorlar şeklinde çekimliyoruz. Örneğe bakalım. Sie isst Kekse, o kurabiye yiyor demişiz. Ayrıca Almanca'da çok sık kullanılan ve bilmemiz gereken iki adet düzensiz fiilimiz mevcut. Bunlar bizim yardımcı fiillerimiz. Bunlarla çok sık karşılaşacaksınız ve diğerleri gibi çekimlenmediği için çekimlerini ezberlemenizi tavsiye ederim. Bunlardan ilki sein, yani olmak fiili. İngilizce'deki to be, hani am is are var bilirsiniz, ona benzetebiliriz. Çekimi şu şekilde: Ich bin, du bist, er sie es ist, wir sind, ihr seid, sie sind. Bu fiili ben buyum, sen şusun, biz buyuz derken kullanıyoruz. Etrafımızdaki nesneleri nitelemek, özelliklerini, yerlerini ve konumlarını belirtmek istediğimizde kullanacağımız temel fiildir sein. Sein fiilinden sonra sadece sıfat ve isim kullanıyoruz arkadaşlar. Örneğin, du bist schön, sen güzelsin, güzel bir sıfattır. Sein'den sonra fiil gelmiyor, zaten kendisi de bir fiil olduğu için. Örneklerle daha da pekiştirelim. Ich bin jung, ben gencim. Du bist alt, sen yaşlısın. Er ist Arzt, o doktordur. Wir sind faul, biz tembeliz. Ihr seid fleißig, siz çalışkansınız. Sie sind hungrig, onlar açlar. Gelelim diğer önemli fiilimize. Haben fiili sahip olmak anlamına geliyor. İngilizce'deki have ile benzetebilirsiniz. Çekimi ich habe, ben sahibim. Du hast, sen sahipsin. Er sie es hat, o sahip. Wir haben, biz sahibiz. Ihr habt, siz sahipsiniz. Sie haben, onlar sahipler şeklinde. Haben fiilinden sonra isim getiriyoruz. Sıfatları haben ile kullanmıyoruz. Örneğin, du hast ein Auto. Senin bir araban var. Dein Mann hat kein Haus. Senin kocanın evi yok. Belki bu repliği hatırlarsınız. Örneklerimize bakalım. Ich habe blaue Augen. Benim mavi gözlerim var. Sie hat einen Hund. Onun bir köpeği var. Sie haben zwei Kinder. Onların iki çocuğu var. Nun ist es Zeit zum Üben. Evet, şimdi gelelim alıştırma kısmına. İlk sorumuz. Sie von früh bis spät. Onlar sabahtan akşama kadar çalışıyorlar diyeceğiz. Şahsımız onlar, yani sie olduğu için çekimi ne olacak? En eki gelecek. O yüzden D şıkkı. Sie arbeiten von früh bis spät. Ich zum Flughafen. Havaalanına gidiyorum diyeceğiz. Ben şahsının çekimi hangisiydi? Evet, E takısı geliyordu. A şıkkı olacak. Ich gehe zum Flughafen. Ben havaalanına gidiyorum diyoruz. Meryem pommes. Meryem patates kızartma yiyor diyeceğiz. Meryem hangi şahıs? Kim yiyor? O yiyor. Yani o şahsına göre çekim yapacağız. Hatırlayalım, o şahsında T2 geliyordu. Şıkkımızda C ya da D olabilir. İkisinde de T gelmiş sonuçta. Fakat hatırlayalım, eğer fiil kökünde E var ise İ'ye ya da İ'ye dönüşüyor demiştik. S değil, ist olacak o halde. D şıkkı. Meryem est pommes. Meryem patates kızartması yiyor. Sie in İstanbul. O İstanbul'da yaşıyor diyeceğiz. O şahsın eki T idi zaten. C şıkkı olacak. Sie lebt in İstanbul. O İstanbul'da yaşıyor. Ich glücklich. Ben mutluyum diyeceğiz. Olmak, yani sein fiilini kullanıyoruz. Sein fiilinin ben şahsına göre çekimi hangisiydi? Bin değil miydi? Peki B şıkkı olacak. Ich bin glücklich. Ben mutluyum diyoruz. Die Frau einen Hund. Kadının bir köpeği var dememiz lazım. Peki şahsımız ne? Kadın. Yani o. Sahip olmak, yani haben fiilinin o şahsına göre çekimini bulmamız gerek. Bakıyoruz. Hat oldu, gözümüze çalınıyor. Yani A şıkkı olacak. Die Frau hat einen Hund. Kadının bir köpeği var. Sıradaki sorumuz. Hasan
pung 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 rad. Hasan bisiklet sürüyor diyeceğiz. Yani o şahsına göre sürmek fiilinin çekimini bulmamız lazım. O şahsı T2 alıyor demiştik. O zaman B şıkkı diyoruz. Hasan fährt rad. Hasan bisiklet sürüyor. Du pung 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 eine Tochter. Senin bir kızın var diyeceğiz. O zaman ya da sen bir kıza sahipsin dememiz lazım. Sahip olmak fiilinin sen şahsına göre çekimini bulmamız lazım. Hangisi olacak? ST takısından tanıyabiliriz. D şıkkı. Hast. Du hast eine Tochter. Sen bir kız evlada sahipsin ya da senin bir kızın var şeklinde çeviriyoruz. Ich und meine Schwester punkt 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 ein neues Haus. Ben ve kız kardeşim yeni bir ev arıyoruz diyeceğiz. Şahsımız ben ve kız kardeşim olduğu için biz olacak. Suchen yani aramak fiilinin biz şahsına göre çekimine bakalım hemen. Hatırlayalım, biz şahsı en takısı alıyordu. O halde B şıkkı olacak. Ich und meine Schwester suchen ein neues Haus. Peter punkt 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 müzik. Peter müzik dinliyor diyeceğiz. Şahsımız ne? Peter yani o. Dinlemek yani hören fiilinin çekimini bulmamız lazım. O şahsına göre çekimleyebilmemiz için T2 gelmesi gerek demiştik. A şıkkı olacak o halde. Peter hört müzik. Peter müzik dinliyor. Du punkt 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 eine Maske. Sen bir maske takıyorsun diyeceğiz. Takmak fiili tragen. Zaten arkadaşlar du yani sen şahsını gördük mü arayacağımız takı hemen ST takısı olacak. Bakalım B şıkkı. Du trägst eine Maske. Sen bir maske takıyorsun dedik. Ahmet punkt 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 echt gut. Ahmet çok iyi yemek yapar diyeceğiz. Ahmet o şahs olduğu için hemen T takısını getiriyoruz. D şıkkı olacak. Kocht. Ahmet kocht echt gut. O çok iyi yemek yapar. Wir punkt 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 basketball. Wir biz demekti. Biz basketbol oynuyoruz diyeceğiz. Biz şahsının eki en takısıydı hatırlayalım. O halde A şıkkı olacak. Spielen. Wir spielen basketball. Biz basketbol oynuyoruz dedik. Der Schüler punkt 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 unterwegs. Öğrenci yolda diyeceğiz. Öğrenci hangi şahıs? Kim yolda? O. O zaman şahsımız oymuş. Şimdi olmak yani sein fiilinin o şahsına göre çekimini bulmak kaldı bir tek. Ist olacak değil mi? Hemen hatırlayalım. Der Schüler ist unterwegs. Öğrenci yolda dedik. Eğer punkt 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 Musiker. O müzisyendir diyeceğiz. Bir öncekinde zaten o şahsına göre olmak fiilinin çekimi ne oluyor demiştik. Ist oluyor demiştik. O zaman A şıkkı. Er ist Musiker. O müzisyendir. Evet, böylece dersimizin sonuna gelmiş olduk. Bu derste düzenli ve düzensiz fiilleri anlattım. İleriki derslerde ayrılabilen fiillerden de bahsedeceğim. Dersi detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Alıştırmayla beraber pekiştirmeye çalıştım. Umarım zevk almışsınızdır. Bu arada ders PDF'ini her zaman söylediğim gibi açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Tschüss. Bis bald.